Şiddetle başlayan hazlar şiddetle son bulur. Ölümleri olur zaferleri. Öpüşürken yok olan ateşle barut gibi. Büyük anne. Edward yapma, seni görecek. Büyük anne tanıştırayım. Doğdun be. İyi ki doğdun. Anlaşmıştık, hediye olmayacaktı. Zaten benimki paketli değil. Bu sayılmaz. Harika bir şey. Teşekkür ederim baba. Bu da senin için, annenden. İşbirliği yaptık. Aslında fikir ona ait. Düşündük de son sınıf fotoğraflarını koyabilirsin. Son sınıf. Ne kadar çabuk büyüdün. Büyümedim. O kadar da yaşlı değilim. Bana öyle gelmedi. Oradaki beyaz saç mı? Hayır. İmkanı yok. İyi ki doğdun. Çok komik. Bir kişinin daha kayboluşuyla birlikte ölü sayısının 3'e ulaştığı tahmin ediliyor. Korucular katil hayvana. Bela geldi. Bela. Merhaba. Merhaba. Sınav benim için kolaydı aslında. Bugün büyük gün Bela. Romeo ve Juliet makalesi bugün. Aa evet. Söylesene neden adın Bella? Hadi bir fotoğrafınızı çekeyim. Annem hatıralarla dolu bir koleksiyon defteri yapmamı istiyor. Tabii harika olur. Fotoğraf çektirmeyi sevmiyorum. Hayır hayır hadi gel buraya. Burnun büyük çıkarsa photoshoplarsın. Fotoğrafta ben varken kimse size bakmaz zaten. Güzel oldu. Ne güzel. Aa kalın geldi. Yaşasın. Daha sonra görüşürüz. İyi ki doğdun. Hatırlatma. Doğum günün gerçekten kutlanacak bir gün. Ama yaşlanmam değil. Yaşlanman mı? Sanırım 18 yaş, oldukça gençsin demektir. Senden bir yaş büyüğüm. Hayır değilsin. Ben 109 yaşındayım. Vay canına. Belki de bu kadar yaşlı biriyle çıkmamalıyım. İğrenç. Aslında seninle hiç çıkmamalıydım. Hı.
Derse gitmeliyiz. Tamam. Bir dakika. Biri seni bekliyor. Bella. Jacob. Ben sizi yalnız bırakayım. Merhaba Bay Pazu. Anabolik steroid kullanmak senin için çok sakıncalı. Sadece forma giriyorum Bella. Daha sık görüşseydik bu kadar etkilenmezdin. Okul değiştirmelisin. O zaman sizinkilerle takılabilirsin. Böyle iyiyim. Res okulunun ayrıcalığını tercih ederim. Oraya hurda sokmama izin veriyorlar. Anlıyorum. Hı-hı. Neden topluyorsun? Rabbit için bir parça alıyordum da. Tamamlandığında gelip bir tur atmalısın. Hızlı mı? Yeteri kadar. Tamam. Pekala. Güzel. Bu arada iyi ki doğdun. Baban babama söylemiş. Evet, söylemiştir. Geçen gün bunu gördüm ve aklıma sen geldin. Kötü rüyaları yakalar. Bu mükemmel. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sonra görüşürüz. Evet, sonra görüşürüz. Tamam. Neden Jacob sana hediye verebiliyor da ben veremiyorum? Sana verebileceğim bir şey yok. Bella, zaten nefes alarak bana her şeyi veriyorsun. Anladım. Teşekkür ederim. Tüm istediğim bu. Bella. İyi ki doğdun. Şş, şş, şş. Ali, sen hediye yoktu. Ama önceden bunu açtığını gördüm. Ve hediyeye bayıldım. Bu gece giyeceksin bizim evde. Hadi ama lütfen. Eğlenceli olacak. Tamam. Pekala. Ah, harika. Tamam. 7'de görüşürüz. Jasper. Ruh kontrol etmek hiç adil değil. Üzgünüm Bella. İyi ki... Boş ver. Vampirlere güvenemezsin. Güven bana. Aşkım, eşim, ölüm güzel nefesini emdi. Güzelliğinin üzerine bir güç yoktu. Senin sanatın ele geçirilmedi. Fakat güzelliğin bayrağı dudaklarındaki ve yanaklarındaki kızıldır. Ve ölümün solgun bayrağı da burada tekamül etti. Kutlanmaktan nefret ederim. Daha kötü trajediler var. Romeo'ya bak. Aptallığıyla gerçek aşkı öldürüyor. Evet. Yine de bir şeye imreniyorum. Juliet gerçekten mükemmel. Böylesine bir güzelliği sevmen çok doğal. İmrendiğim kendisi değil. İntiharı. Bazıları için neredeyse imkansız. Ama insanlar için az bir zehir bile kalbe hançer gibi saplanır. Birçok seçenek var. Neden böyle söylüyorsun? Bir keresinde düşünmüştüm. Sana zamanında ulaşabileceğimi sanmıyordum. İşte o zaman plan kafamda oluştu. Peki planın neydi? İtalya'ya gidip Walter'ı kışkırtacaktım. Ne? Bence Walter'ı... Şimdi, dikkatinizi işlediğimiz konuya verdiğinizi kanıtlamak için son satırları kim tekrar etmek ister? Bay Cullen? Tabii Bay Bertie. Burada ebedi kalıntımı tertip edip dünyadan bıkmış talihsiz yıldız boyunduruğunu sağlayacağım. Gözlerim son kez bak. Kollarım son kez kucakla. Dudaklarım, nefes kapısı dudaklarım. Erdemli bir öpücükle mühürlen, çekici bir ölüm için sonsuz pazarlık. Ekrana dönün çocuklar. Böylece bir öpücük
kesinlikle ölürüm. Walter'i çok yaşlı ve çok güçlü bir ailedir. Bizim dünyamızdaki krallığa en yakın şey diyebilirim. Bu Carlyle mı? Evet. Bir süre onlarla yaşadı. Onları çok zarif diye tasvir eder. İnsan yaşantısına saygıları yoktur ama en azından sanata ve bilime saygı duyarlar. Ve kanuna. Tüm kanunların üstündedirler. Vampirlerin kanunu mu var? Pek sayılmaz. Sadece bir tane var ve zorunludur. Nedir o? Varlığımızı sır olarak tutmak. Kendimizi asla göstermeyiz. Ve dikkat çekici bir şekilde öldürmeyiz. Tabii ölmek istemezsen. Bunlardan bahsetmeyelim. Birinin seni inciteceğini düşünemiyorum bile. Bela, beni incitebilecek tek kişi sensin. Korkacak başka bir şeyim yok. Bu doğru değil. Victoria bir gün benim için gelecek. Ama Alice onun kararını görecek ve biz de hazır olacağız. Beni dönüştürürsen seni koruyabilirim. Bela, sen zaten beni koruyorsun. Eğer hala hayattaysan bunun bir tek nedeni var ki o da sensin. Ama seni korumak benim görevim. Yani kız kardeşim hariç herkesten korumak. Zaman geldi. Zamanı geldi, geldi, geldi. Bunlar için özür dilerim. Alice'i dizginlemeye çalıştık ama. Sanki mümkünmüş gibi. İyi ki doğdun Bela. Teşekkür ederim. Bunu çantanda buldum. Sakıncası var mı? Olgun kadınlara seksiymiş. Ne oldu? Önce sen Rosalie. Bir kolye. Alice seçti. Teşekkürler. Aşkınızı gösterin. Bu da Emmett'ten. Kamyonetine çoktan taktık. Sonunda senin de güzel bir ses sistemin var. Sakın kamyonetimi kötüleme. Tamam, Esme ve Carlyle'inki. Tamam. Gününü aydınlatacak bir şey. Son günlerde biraz solgun görünüyorsun. Parmağımı kesti. Küçük bir damla. Kan. Jasper'ı götürün. Üzgünüm, ben yapamam. Koluna dikiş atmalıyım. Jasper'ı kontrol edin. Eminim kendine çok kızmıştır ve şu an senden başkasını dinlemeyecektir. Edward. Bu partiyi hiç istememiştim.
senin hatan değil. Jasper bizim kadar insan kanından uzak kalmadı. Nasıl etkilenmiyorsun? Yıllarca pratik yaptım. Daha basit bir yaşam sürmeyi hiç düşündün mü? Hayır. Kim olmak istediğimi biliyorum. İnsanlara yardım etmek bana mutluluk veriyor. Her ne kadar lanetli olsam da. Lanetli mi? Yani cehennem gibi mi? Carla, sen lanetli olamazsın. Olamazsın, bu imkansız. Teşekkür ederim Bella. Bize karşı her zaman sıcakkanlı oldun. Beni bu yüzden mi dönüştürmeyi düşünmüyor? Durumu tersten düşün. Edward kadar inansaydın, onun ruhunu alır mıydın? Beni her şeyden koruyamazsın. Bir noktada bir şey bizi ayıracak. Bu bir kaza ya da hastalık olabilir. Ya da yaşlılık. Sonuçta ben bir insanım. Tek çözüm yolu beni dönüştürmen. Bu bir çözüm değil, bir trajedi. Büyük anne gibi göründüğümde beni sevmeyeceksin. Bella, sana karşı hissettiklerimi anlamıyor musun? Carlyle, ruhum hakkında ne düşündüğünü söyledi. Buna inanmıyorum. Ruhum için endişelenme. İçeri girsen iyi olur. Hala doğum günüm. Senden bir şey isteyebilir miyim? Öp beni. Seni seviyorum. Seni seviyorum.
Biraz yürüyelim mi? Fox'tan ayrılmak zorundayız. Neden? Carlyle olması gerekenden 10 yaş genç gösteriyor. İnsanlar fark etmeye başladı. Tamam ama... Charlie'ye söyleyecek bir şey bulmam gerekiyor. Biz derken... Ben ve ailemi kastetmiştim. Edward, Jasper'la olanlar... önemsiz bir şeydi. Haklısın. Önemsiz bir şeydi. Önemsizdi ama beklediğim bir şeydi. İleride olabileceklerin yanında çok önemsiz. Benim dünyamda sana yer yok Bela. Ben sana aitim. Hayır. Değilsin. Ben de geliyorum. Bela. Benimle gelmeni istemiyorum. Beni istemiyor musun? Hayır. Bu her şeyi değiştirir. Tamam. Senden tek bir şey istiyorum. Bana bunun için söz verir misin? Sakın aptalca bir şey yapma. Charlie'nin hatırına. Buna karşılık olarak ben de bir söz vereceğim. Bu beni son görüşün olacak. Geri gelmeyeceğim. Hayatına bundan sonra bensiz devam edeceksin. Sanki hiç var olmamışım gibi olacak. Konu benim ruhumsa eğer, al onu. Sen olmadan onu istemiyorum. Onu ruhun değil. Benim için uygun değilsin. Yeterince uygun değilim. Olayların bu kadar uzamasını istemezdim. Lütfen. Gitme. Hoşça kal.
bölgeye bakıldı mı? Kalınları bir kez daha arayacağım. Kalınlar kasabada değil. İyi kurtulmuşlar. Nereye gittiler? Onu bulacağız Charlie. Teşekkür ederim Ali. Charlie, bakın. O iyi. Tamam, tamam. Teşekkür ederim sen. Ortadan kayboldun. Her şey gibi. Başka kiminle konuşabilirim? Kayboldum. Aralık. Sen gittiğinde ve o gittiğinde her şeyi yanınızda götürdünüz. Baktığım her yerde onun yokluğunu görüyorum. Sanki göğsümden koca bir delik açılıyor. Çektiğim acı onun ve hepinizin gerçek olduğunu bana hatırlatan tek şey. E-posta gönderim bilgisi başarısız. Pekala. Buraya kadar. Ne? Annenin yanına Jackson'la gidiyorsun. Forks'tan ayrılmam. Lazım. O geri gelmeyecek. Biliyorum. Bu normal değil. Bu davranışların. Açıkçası beni ve anneni çok korkutuyorsun. Bebeğim ben gitmeni istemiyorum. Gerçekten ama lütfen Jacksonville'e git ve yeni arkadaşlar edin. Eski arkadaşlarımı seviyorum. Ama onlarla hiç görüşmüyorsun. Görüşeceğim. Yarın Jessica ile birlikte alışverişe gideceğiz. Alışverişten nefret edersin. Benim kızlar gecesine ihtiyacım var. Pekala. Kızlar gecesi. Alışveriş. Hoşuma gitti. Git. Kendine güzel bir şeyler al. Merhaba Jessica, benim Bella. Evet, evet, Bella'sı var. Neden insan ya zombileri izlemek istiyorsun? Birbirini öpen seksi erkekler diyor. Ne? İğrenç. Neden bu kadar çok zombi filmi yapıyorlar ki? Cüzzam hastalığıyla ilgili bir paralel çizmek mi gerekiyor? Yani kuzenimde cüzzam hastalığı vardı. Bu hiç komik değil. Bence bu tüketicilik için bir mecaz gibi. Herkes kendi zekasıyla övülmeyi ne kadar da çok seviyor. Bazı kızlar alışverişi sever ama anlaşılan bütün kızlar sevmiyor.
Gerçi sen aradığında şaşırdım. Çünkü depresyonda olduğunu zannediyordum. Senin için çok endişelendim. Ama bunu atlatman kızlar, gerekiyor. Ben de aynı şeyleri yaşıyorum. Biliyorsun Mike hadi sadece çekin, arkadaş hızlamak istiyor. Zor bir durum. Gerçekten çok zor. Çünkü benim ona yaklaştığım anda... Yürümeye devam et. Burası tehlikeli. Hadi gidelim. Biraz baksana. Sanırım şu çocukları tanıyorum. İçkimiz var. Eğlenirdik biraz. Harika görünüyorlar. Gidebilir miyiz? Bir şeye bakmalıyım. Merhaba güzelim. Beyler, müşterimiz var. Geri dön. Üzgünüm biriyle karıştırdım. Sorun değil. İstediğin kişi olabilir. Pekala. Ne diyorsun? Aptalca bir şey yapmayacağına söz vermiştim. Var olmamışsın gibi olacağına söz vermiştim. Yalan söyledim. Bir şey mi dedin? Neyse, önemli değil. Ettim. Bir şey gördüğümü sandım. Sen ya delirmişsin ya da intihara meyillisin. Yani o çocuk bir psikopat olabilirdi. Kendimi televizyon şovlarında ya da FBI görüşme odasında gibi hissettim. Ah Tanrım ne kadar güzeldi. Harika. Şimdi de adrenalin hastası oldun. Çok iyi. Bungee jumping yapabilirsin. Rastgele birine motoruna binmene gerek yok. Deli. Alice, onu gördüm. Belki de delirdim ama sanırım o iyi. Tehlike isteği bana onu gösterecekse, o zaman tehlike peşinde olacağım. Bella! Nerelerdesin sen? Hoş geldin. Sana bir şey getirdim. Pekala. Biraz çılgınca. Vay canına. Burada metal. Hiç gerek yoktu. Burada deposundan aldım. Tamir ettirmek pahalıya patlar diye düşündüm. Ama sonra düşündüm ki yardım edecek tamirci bir arkadaşım var ve... Tamirci arkadaş ben mi oluyorum peki? Aslında evet. Motorlarla ne zamandır ilgileniyorsun? Şu andan itibaren. Aptalca ve saçma olduğunu düşünürsen bunu anlarım. Evet, tamamen aptalca ve saçma bir şey. Ne zaman başlayalım? Hemen. Lütfen. Pekala. Dikkat et, o şey gerçekten ağır. Jacob, sen...
çok güçlüsün. Bu nasıl olabilir? Daha 17 yaşındasın. Hı hı. Yaşlar sadece rakamdır. Sen 40 mı olmuştun? Evet, bazen öyle hissediyorum. Şarkı güzeldi. Sevmedin mi? Artık pek müzik sevmiyorum gibi bir şey. Pekala. Artık müzik yok. Bunu her gün yapacaksak, ki umarım yaparız, beraberken ders çalışsak iyi olabilir. Bilinin seni kötü etkilediğimi düşünmesini istemem doğrusu. Beni mi kötü etkileyeceksin? Lütfen. Senden daha yaşlıyım. Bu da beni etkileyen seni etkilenen yapar, tamam mı? Hayır, hayır. Beden ölçüm ve bilgi düzeyim beni senden yaşlı kılar. Ve bu da nazik solgunluğun ve bilgi eksikliğin yüzünden. Seni ölüm makinesi yapmak için ikna ettim. Sence bu seni genç ve toy kılmıyor mu? Pekala. Nerede duruyoruz? Ben 35'im. Sen de 32 civarında olmalısın. Hadi ama. Ha Jack, içeride misin? Sorun değil, onlar arkadaşlarım. Merhaba Jack. Merhaba, Beler bu Bela. Bela bunlar Quillis ve Emry. Ben Quillatera. Demek Tamir hikayesi gerçekmiş. Evet, bildiği her şeyi ona ben öğrettim. Peki ya sevgilisi olduğun kısmı? Biz arkadaşız. Biliyordum, biliyordum. Yanılmıyorsam onun bir kız ve arkadaşım olduğunu söylemiştim. Emri, sen böyle bir ayrım hatırlıyor musun? Hayır. Demek kız arkadaşlarınız var, harika. Evet, tabii. Bu yıl okul balosuna kuzenini getirdi. Gerçekten çok komik. Bak sana neyin komik olduğunu göstereyim. İşte bu komik. Bu yıla 5 dolar yatır. Hadi ama bu kadar. Kabul. Hadi. Gördün mü? Sevgili Alice, keşke elimde gerçek adresin olsa. Keşke sana Jake'den bahsedebilsem. Daha iyi hissetmemi sağlıyor. Demek istediğim, beni hayatta tutuyor. Göğsümdeki delik, Jake'le beraberken sadece bir anlığına da olsa iyileşiyor gibi. Quill sürekli gelmek istiyor. Sanırım seni biraz fazla sevmiş. Ona genç erkek avcısı olmadığımı söyle lütfen. Yaşla ilgili derdin ne senin? Kanın isimli çocuk kaç yaşındaydı ki? Jacob bile kabuslarımı uzak tutamıyordu. Her şey yolunda. Her şey yolunda. Bu şeyin işe yaradığını sanmıştım. Ama sanırım yanılmışım. Bir şey sorabilir miyim? Jacob'la takılırken aklın birazcık da olsa dağılıyor, değil mi? Bazen senin için iyi olanı sevmeyi öğrenmen gerekir. Beni anlıyor musun? Ben ne bilirim ki? Ben sadece umutsuz bir vakayım. Ünlü bekar adam. Pekala. Ben yatıyorum. Seni seviyorum. Motorları tamir edemediğimi söyleseydin bana ne derdin?
Çılgın becerilerinden şüphen mi var? Hayır. Tabii ki şüphem yok. Yeteneklerim yerinde. Sadece... Daha zeki olsaydım daha kısa sürede tamir ederdim. Motorları tamir edemeyeceğini söyleseydim bunun çok fena olduğunu söylerdim. Ama eminim onları yapmanın bir yolunu bulurdun. Şu Sam Yuli mi? Evet. Ve tayfası. Aman tanrım. Gördün mü? Kavga etmiyorlar bela. Yamaç dalışı yapıyorlar. Çok korkunçtur. Ama büyük bir hazdır. Haz mı? Çoğumuz daha aşağıdan atlarız. Gösterişi genelde sen ve tayfasına bırakırız. Sizin aranızda bir sorun mu var? Bilemiyorum. Burayı kendilerini sanıyorlar. Emri onlara steroid almış yedek öğrenciler derdi. Şu haline bak. Bu Emri mi? Evet. Ne oldu ona? Okulu bıraktı. Şimdi de küçük bir köpek yavrusu gibi Sam'in peşinde dolanıyor. Aynı şey Paul ve Jerry'da da oldu. Ve Sam bana çok garip bakıyor. Sanki bir şey için beni bekliyormuş gibi. Bu beni biraz korkutuyor. Belki de onlardan uzak durmalısın. Çalışıyorum. Pekala. Korkmuş gibisin. Hayır. Pekala. Ren? Burada. Debriyaj. Güzel. Gaz. Hazır mısın? Şimdi yavaşça debriyajı serbest bırak. Ela. Dur. Hey! Sen iyi misin? Tekrar deneyeceğim. Tekrar deneyeceğim. Kendini öldürmek mi istiyorsun? Tekrar deneyeceğim. Hayır, boş ver gitsin. Artık motor falan yok. Başım. Ah. Tamam. Aman tanrım, özür dilerim. Kanadığı için mi özür diliyorsun? Evet, sanırım öyle. Sadece kan bela. Büyütmeye değmez. Neye bakıyorsun? Çok güzelsin. Kafanı ne kadar kötü çarptın? Bilmiyorum. Hadi gidelim. Ormanda bir şey gördüm. Tabii ki bebeğim. Sana inanıyorum. Hayır, inanmıyor. Sadece şansını deniyor. Hayır. Kapkara, kocaman bir şeydi. Dört ayağı üstünde bile bir insandan uzundu.
Belki de bir ayıydı. Ya da uzaylı. Soruşturma açılmadığı için şanslısın. Kesinlikle. Onu gördüm. Onu gören tek sen değilsin. Merkezde babama bilgi gelmiş. Yürüyüş yapan 5 kişi bir ayı tarafından öldürülmüş. Ama ayıyı bulamıyorlar. Bu sevgilimden son şüphe duyuyorsunuzdur. Bebeğim. Özür dilerim. Pekala. Bella döndü demek. Evet sanırım. Hoş geldin o zaman. Baksana sen yani tekrar konuşup yemek yemeye başladığına göre ki buraya biraz protein girmesi lazım. Merak ediyorum da benimle birlikte sinemaya gelir misin? Evet tabii. Tamam gelirim. Harika. Bir bakalım. Belki de şu filme gidebiliriz. Love Spelled Backwards is Love. Evet, aptalca bir isim ama romantik komedidir. Yani sanırım hayır, öyle. Romantik olmasın. Face Punch filmine ne dersin? Duymuş muydun? Benim bildiğime göre o bir aksiyon filmi değil mi? Evet, mükemmel. Silahlar, adrenalin tam bana göre. Tamam, pekala. Bence hep beraber gidelim. Face Punch filmini izlemek ister misiniz? Face Punch mı? Evet. Mike hatırladın mı? Fragmanı harikaydı. Hani duf duf. Öyle Face mi? Punch. Duf, ha, evet hatırladım. Hele hele sinema gecesi. Face Punch demek. Aksiyon filmlerini sever misin? Pek sayılmaz. Film kötüymüş. Çok kötüymüş. Baksana sen bu filmi izleyebilecek bir yaşta mısın? Yani yanında bir yetişkin falan olmadı. Evet, bu yüzden biletimi o alıyor. Ha, anlıyorum tamam. Evet. Jessica vazgeçti ve Angela da rahatsızlandığı için Eric onunla ilgileniyor. Sadece üçümüz kaldık. Harika. Harika. Evet. Silahını bırak. Sen silahını bırak. Yoksa kafanı uçururum. İkiniz de hemen silahlarınızı bırakın. Yoksa ikinizin de kafasını uçururum. Pekala unut gitsin. Sanırım ben kusacağım. Tanrım. Ne kadar nazik. Daha sağlam midesi olan birini bulman gerekir. Böyle sahnelere gülüp zayıfların kusmasına sebep olan birini. Evet, gözümü bunun için açık tutacağım. Kendimi kötü hissediyorum. Sanırım o da yaygın virüsü kaptı. Ne oldu? Elini tutamaz mıyım? Hayır, tabii ki tutabilirsin. Ben sadece sana karşı biraz farklı hissediyorum. Yani... Bana şunu söyle. Benden hoşlanıyorsun, değil mi? Ve benim güzel olduğumu düşünüyorsun. Jacob, lütfen... Bunu yapma. Neden? Her şeyi mahvetmek üzeresin. Ve sana ihtiyacım var. Benim zamanım bol. Yani pes etmeyeceğim. Pes etmeni ben de istemem. Ama... Hiçbir yere gitmeni istemiyorum. Biliyorum bu çok bencilce. Ve ben tamir edebileceğim bir araba değilim.
Hiç düzelmeyeceğim. Sana karşı adil olmalıyım. Onun yüzünden değil mi? Bak. Sana ne yaptığını biliyorum. Ve Bela, ben bunu sana kesinlikle yapmam. Seni asla incitmem. Söz veriyorum. Seni hayal kırıklığına uğratmam. Bana güvenebilirsin. Pekala. Benim eve gitmem gerekiyor. Filmden önce de midem bulanıyordu zaten. Tamam mı? Sizin sorununuz ne? Şu an mı? Sorun sensin. Midem bulanıyorsa belki de hastaneye gitmelisin. Seni hastaneye yatırmamı ister misin? Jake, film bitti. Ne yapıyorsun sen? Sen yanıyorsun. Ateşin çıkıyor gibi. Sen iyi misin? Ne oluyor bilmiyorum. Gitmeliyim. Çok tuhaf bir çocuk. Biraz önceki sahneyi şimdi tekrar izleyeceğiz. Jake, babam mononükleozun olduğunu söyledi. Ziyaret etmeme izin vermiyor. Beni arayabilir misin? Merhaba. Yine ben. Sadece sinemada söylediğim şey için özür dilerim. Sesini duymak istemiştim. Baskı gibi algılama. Jacob, lütfen. Ara beni. Pekala. Saat 3 gibi döneriz. Bugün balık tutmaya gitmek zorunda değilim. Hayır, zorundasın. Hayır, gitmelisin. Git hadi, lütfen. Sadece dikkatli ol. Her zaman dikkatli. Ayılar beni alt edemez Bella. İyi kung fu bilirim. Saçını mı kestin? Ve dövme yaptırdın. Bela. Dışarı çıkamayacak kadar hasta olduğunu sanıyordum. Hatta telefonu kullanamayacak kadar. Git buradan. Ne? Git buradan. Ne oldu sana? Sorun ne Jake? Ne oldu? Sam seni de mi buldu? Olan bu mu? Sam bana yardım etmeye çalışıyor. Onu suçlama. Ama suçlayacak birini arıyorsan... şu çok sevdiğin kan emicilere ne dersin? Kalın ailesine. Neden bahsettiğini bilmiyorum. Evet, bunu çok iyi biliyorsun. Herkese yalan söyledi. Charlie'ye de. Ama bana yalan söyleyemezsin. Artık değil Bella. Jacob! Ha, dinle Bella. Artık arkadaş olamayız. Jake, seni incittiğimi... biliyorum.
Bu beni öldürüyor. Beni öldürüyor. Belki bana biraz zaman verirsin. Ben hayır. De... Konu sen değilsin. Konu sen değilsin, benim. Değil mi? Evet, doğru. Konu benim. Ben iyi biri değilim. Eskiden iyi bir çocuktum. Ama artık değilim. Bunların bir önemi yok, tamam mı? Bitti artık. Benden ayrılamazsın. Demek istediğim... Sen benim en iyi arkadaşımsın. Bana söz vermiştin. Biliyorum. Seni incitmeyeceğime söz vermiştim ben. Ve işte şimdi sözümü tutuyorum. Evine git. Ve sakın geri gelme. Yoksa incinirsin. Olaylar yine kötüleşti. Jacob olmadan dayanamıyorum. Edward'ı artık hiç görmüyorum. Artık gerçekten hiç var olmamış gibi hissediyorum. Onu tekrar görebileceğim bir yer bulacağım. Bella. Lauren? Seni burada bulmayı beklemiyordum. Kalın ailesini ziyaret etmek istedim. Ama ev boştu. Seni arkalarında bırakmalarına şaşırdım. Sen onların... evcil hayvanı değil miydin? Evet, öyle bir şey. Kalın ailesi sık sık ziyarete geliyor mu? Yalan söyle. Evet, sürekli geliyorlar. Daha iyi yalan söyle. Uğradığını onlara söylerim. Sanırım Edward'a bunu söylememeliyim. Biliyorsun çok koruyucudur. Ama o uzakta, öyle değil mi? Burada ne işin var? Victoria'ya İyilik olsun diye geldim. Victoria. Hala kalın ailesinin koruması altında olup olmadığına bakmamı istedi. Victoria ölen arkadaşına karşılık seni öldürmenin adil olduğunu düşünüyor. Dişe diş yani. Tehdit et. Edward bunu yapan öğrenir ve peşinizi bırakmaz. Öğreneceğini sanmıyorum. Onun gözünde ne kadar değerim var ki? Seni burada korumasız bırakmış. Victoria seni öldürmemden mutlu olmayacak. Ama elimde değil. İnsanın ağzını sulandırıyorsun. Lütfen yapma. Sen bize yardım etmiştin. Şşş, korkma. Sana iyilik yapıyorum. Victoria seni yavaşça ve acı vererek öldürmeyi planlıyor. Ama ben hızlı yapacağım. Söz veriyorum.
Bir şey hissetmeyeceksin. Edward, seni seviyorum. İnanmıyorum. Sorun ne? Ormanda. Onlar ayı değil. Ne demek ormanda? Bella, ormanda ne işin var senin? Onlar kurt. Yani kocaman kurt gibiler. Bundan emin misin Bella? Evet, az önce gördüm. Bir şeyin peşine takıldılar. Kurtlar. Gördün. Pekala. Tamam. Harry. Avlanacağız gibi görünüyor. Birkaç adam toplar mısın? Evet tabii, ben toplarım. Kurtlar şimdiye kadar ölmüştü. Lauren Victoria'ya benim korumasız olduğumu söyleyecektir. Merkeze gitmeliyim. Evet, evet, bence de gitmelisin. Sen sadece evde oturur musun? Korkuttun beni. Ne yapıyorsun? Geri çekil. Yukarı geliyorum. Bak. Ben özür dilerim. Niçin? Keşke açıklayabilsem ama gerçekten bunu açıklayamam. Kimseye söyleyemediğin bir sırrın oldu mu hiç? Sadece sana ait olmayan bir sır. İşte benim durumum böyle. Hatta daha kötüsü. Ne kadar zor bir durumda olduğumu kesinlikle bilemezsin. Sana yaptıkları bu şeyden nefret ediyorum. Ama en kötü tarafı da bunu zaten biliyor olman. Bella, La Paz plajında yürüdüğümüz zamanı hatırladın mı? O zaman... Soğuk olanlar hakkındaki hikayeyi hatırlıyorum. Sanırım aklında neden sadece o kısmın kaldığını şimdi anlıyorum. Ama yapabileceğin bir şey olmalı. Hayır, bu kaçınılmaz. Belki bir süre buralardan uzaklaşırız. Gideriz. Sadece sen ve ben. Bunu yapar mısın?
Senin için yaparım. Bu öylece kaçabileceğim bir şey değil Bela. Ama yapabilseydim seni alıp kaçardım. Giderdim. Gitmem gerek. Endişelenmeye başlamışlardır. Gel buraya. Lütfen hatırlamaya çalış. Bilseydin her şey daha kolay olurdu. Uğraşıyorum ama Jack, ne yapıyorsun? Bekle Jack. Jacob. Telilerin soyunun sözü monakurtlara dayandığını biliyor muydun? Bella? Onu görmeliyim. Burada değil. Üzgünüm, onu gerçekten görmeliyim. Bella. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Ona ne yaptın? Hareketlerine dikkat. Öyle olsun istemedi. Ne yaptı ki? Jacob ne yaptı? Ne dedi sana? İkiniz de sakin olun. Bana hiçbir şey söylemedi çünkü sizden korkuyor. No. Artık çok geç. Bela geri çekil. Ol. Hemen sakinleş. Hadi, Bella'yı Emily'nin evine götürün. Sanırım her şey açığa çıktı. Alice, her şeyin doğru olması mümkün mü? Peri masalları ve korku hikayeleri, mantıklı ve normal diye bir şeyin olmaması mümkün mü? Bence dönüp Jacob'a bakmalıyız. Umarım Paul dişlerini döküp ona gününü gösterir. Jack doğuştan yetenekli. Havadaki hareketini görmedin mi? $5 bahse girelim ki Paul'una dokunamamıştır. Gelsene Bella, seni ısırmayız. Sen kendi adına konuş. Pekala. Emily, Sam'in nişanlısıdır. Yüzüne bakma. Sam'i rahatsız eder. Neden bakayım ki? Aç mısınız beyler? Sanki olmamanız mümkünmüş gibi. Bu kim? Bella Swan. Başka kim olabilir ki? Evet. Demek vampir kız sensin.
Sen de kurt kız olmalısın. Sanırım onlardan biriyle nişanlıyım. Kardeşlerinize de bırakın. Ve bayanlar önden. Kek ister misin? Olur. Teşekkürler. Sem'in emirlerinden bir çıkış yolu bulmayı Jack'e bıraktınız demek. Bana bir şey söylemedi. Kurtlara özgü bir şey. İstesek de istemesek de Alfa'nın emirlerine uyarız. Birbirimizin düşüncelerini okuyabiliyoruz. Çeneni kapatır mısın? Bunlar geleneğimizin sırları. Lanet olsun. Bu bilinç vampirlerle koşuyor. Vampirlerle koşamazsın. Çünkü hızlıdırlar. Öyle mi? Biz daha hızlıyız. Hala korkmadın mı? Tanıştığım ilk akıl okuyucuları değilsiniz. Jack haklıymış. Tuhaflık da üstüne yok. Demek kurt adamsın. Evet. En son öyleydi. Kabilenin şanslı üyelerinde bu gen vardır. Bir kan emici kasabaya gelirse ateş yükselmeye başlar. Mononükleus. Evet, keşke. Durdurmanın bir yolunu bulamıyor musun? Demek istediğim bu yanlış. Bu yaşam tarzını ben seçmedim Bela. Ben böyle doğdum, elimde değil. Ne kadar ikiyüzlüsün. Sana uygun türde bir canavar değil miyim yani? Konu ne olduğun değil. Konu ne yaptığın. Kalınlar kimseyi incitmedi. Ama siz insanları öldürüyorsunuz. Bela, birini öldürdüğümüz falan yok. Peki kim öldürüyor? Siz insanları korumak için uğraştığımız şey. Öldürdüğümüz tek şey vampirler. Jake, yapamazsın. Merak etme, değerli kalın ailesine dokunamayız. Anlaşmayı bozmazlarsa. Benim demek istediğim o değil. Vampirleri öldüremezsiniz. Onlar sizi öldürür. Öyle mi? Oysa uzun saçlıyı kolayca hallettik. Loren mi? Sırada kızıl saçlı sevgilisi var. Victoria burada mı? Buradaydı. Geçen gece sınıra kadar kovaladık. Ama geri geliyor. Neyin peşinde olduğunu bilmiyoruz. Ben biliyorum. Benim. Merak etme. Burası güvenli bir yer. Sizin yanınıza yaklaşamaz. Dikkatli olmalısınız. O çok hızlıdır. Ne kadar hızlı olduğunu bilmiyorsun. Bize karşı olan güven eksikliğin biraz onur kırıcı. Pekala, gitsem iyi olur. Gitmen gerekiyor. Evet. Öldüreceğim bir vampir var. Alice, ben iyiyim. Sadece yalnızım. Ve son günlerde sürekli yalnızım. Jacob gitti, Victoria'yı avlıyor. Ve Charlie de Jacob'ı avlıyor. Ve sen de gittin. Tıpkı Edward gibi. Artık kimsem yok. Bir şey mi buldun Harry? Hayır, bir şey yok.
Onu tekrar görebilmem için ne yapmam gerektiğini biliyorum. Sakın yapma. İnsan olmamı sen istedin. İzle beni. Lütfen. Benim için. Ancak bu şekilde yanımda olur. Hele. Lütfen. Nefes al.
Nefes al. Hadi Bela, nefes al. Bela. Bela, beni duyabiliyor musun? Jack? Buraya gel. Aklından ne geçiyor? Söyle. Bir şey görmek istedim. Onu eve götür. Ben Harry'nin evine gitmek zorundayım. Harry'e ne oldu? Harry Clearwater kalp krizi geçirmiş. Charlie ve babam şu anda Henry'nin evindeler. O iyi mi? Öldü. Hadi seni eve götüreyim. Bedenim 42 derece. Tanrım. Ellerim dolmuş. Hiç üşümemek güzel bir şey olmalı. Kurtların doğasında var. Hayır. Bu Jacob'ın doğasında var. Sen sıcaksın. Kendi güneşin gibisin. Öyle daha mı iyi? Artık benimle ilgili her şeyi biliyorsun. Ve... Emily'ye olanları gördün. Sen bir anlığına öfkelendi. Ve kontrolünü kaybetti. Emily çok yakınında duruyordu. O anı asla geri alamayacak. Peki ya ben de sana kızarsam? Bazen kaybolacakmışım gibi hissediyorum. Böyle bir şey sana söylememe gerek yok. Ama bunu sana hep hatırlatacağım. Kendini kaybetmeyeceksin. Buna asla izin vermem. Nasıl? Sana her zaman ne kadar özel olduğunu hatırlatacağım. Her şey için teşekkür ederim. Bekle. Bir vampir var. Nereden biliyorsun? Kokusunu alıyorum. Seni buradan götüreceğim. Bu Carlyle'nin arabası. Buradalar. Bela, bu bir tuzak. Dur. Benimle gelmelisin. Bana zarar vermezler. Bir kalın buraya gelirse burası onların topraklarıdır. Anlaşmaya göre sadece kendi bölgemizi savunabiliriz. Seni burada koruyamam. Sorun değil, korumana gerek yok. Çizgiyi geçmek üzeresin. O zaman çizip durma. Lütfen. İnanamıyorum. Peki o? Nasıl hayatta kaldığını açıklar mısın lütfen?
Ne? Seninle ilgili bir şey gördüm. Yamaçtan atladın. Neden kendini öldürmeye çalışıyorsun? Charlie ne olacak? Peki ya... Kendimi öldürmeye çalışmadım. Yamaç dalışı yapıyordum. Acemice. Ama eğlenceliydi. Hayatını bu kadar aptalca tehlikeye atan biriyle hiç tanışmamıştım. Sen ona söyledin mi? Hayır. Zaten sadece birkaç ayda bir arıyor, o kadar. Yalnız kalmak istediğini söyledi. Bela, bu nemli, iğrenç köpek kokusu da ne böyle? Benden geliyordur. Yani... Jacob'dan geliyor. Hangi Jacob? Jacob bir çeşit kurt adam. Bela, kurt adamlarla arkadaşlık edemezsin. Kendi adına konuş. Güvende olduğunu görmek istedim. Beni burada koruyamayacağını sanıyordum. Sanırım umurumda değil. Ben ona zarar vermem. Sen zararsız bir kadınsın. Ben diğer kan emiciden söz ediyorum. Sizin yüzünüzden onu öldürmeye çalışıyor. Victoria mı? Evet, Victoria buralarda. Onu görmedim. Senin sudan çıkışını da görmedim. Sen ve diğer köpeklerin dahil olduğu şeyleri göremiyorum. Sakın beni kızdırma. Jake, lütfen. Olaylar çok çirkinleşecek. Lütfen. Tamam. Ben sizi rahat bırakayım. Alice, gitmiyorsun. Geri geleceksin, değil mi? Köpeği dışarı atar atmaz. Oda. Geldiler mi? Kadınlardan kimler burada? Ne kadar kalacaklar? Hayır. Sadece Alice burada. Ve istediği kadar kalabilir. Diğerleri de dönecek mi? Hayır. Geri dönmeyecekler. Başka bir şey var mı? Hepsi bu kadar. Madem hepsi bu kadar, Sam'e koşsan iyi olur. Yine yaptın. Sözümü tutmamaya devam ediyorum. Böyle bir şey yapman gerekmiyor. Evet, gerekiyor. Bela. Hep benimle kal. Soğanların evi. Şu anda burada değil. Charlie cenazede. Hep yoluma çıkıyor. Kimdi o? Bela, geri çekil. Jake, kimdi o? Bela. Bela, arayan Edward'tı.
öldüğünü düşünüyor. Rosalie neden buraya geldiğimi söylemiş. Neden? Neden onunla konuşmama izin vermedin? Seni sormadık. Bella. Umurumda Bella, değil. Bella. O Volturi'ye gidiyor. O da ölmek istiyor. Seni terk etti Bella. Seni istemiyor. Hatırladın mı? Suçlu hissettiği için kendini öldürmesine izin vermeyeceğim. Peki baban ne olacak? 18 yaşındayım. Gitmekte özgürüm. Ve ayrıca not bıraktım. Lütfen Bella. Lütfen burada kal. Charlie için. Benim için. Gitmem gerekiyor. Sana yalvarıyorum. Lütfen. Hoşça kal Jacob. Pekala. Kararınızı verdiniz mi? Korkarım ki özel yeteneklerin yok edilemeyecek kadar değer. Ama hayatından memnun değilsen bize katıl. Yeteneklerini kullanmaktan gerçekten memnun oluruz. Bizimle kalmayı düşünmez misin? Bunun yine de olacağını biliyorsunuz. Sebepsiz yere ölmeyeceksin. Ne kayıp ama. Sanırım bu arabayı kiralamadın. Araba hırsızına karşı değilsin, öyle değil mi? Bugün değil. Ne oldu? Ne gördün? Onu reddetti. Yani? Olay çıkaracak. Kendini insanlara gösterecek. Olamaz. Ne zaman? Öyle zamanını bekleyecek, güneşin tepede olduğu zaman. Alice, acele etmelisin. Voltaire'a bak. Neden kırmızı giyinmişler? San Marcos Festivali. Vampirlerin şehirden gönderilişini kutluyorlar. İntihar için ideal ortam. Volturi kendini ifşa etmesine asla izin vermez. 5 dakikamız kaldı. Biliyorum Bella. Derin nefes al. Alice. Bella, geldiğini göremeyeceği tek kişi sensin. Ben gelirsem düşüncelerimi okuyup yalan söylediğimi düşünür ve acele eder. Nereye gideceğim? Saat kulesinin altına git. Hadi. Thank you.
cennette miyim? Geri çekilmelisin. Aç gözlerini, bana bak. Yaşıyorum. Geri çekilmelisin. Bela. Buradasın. Buradayım. Yaşıyorsun. Evet. Yapmadan önce beni görmeni istedim. Hayatta olduğumu bilmen gerekiyordu. Suçlu hissetmene gerek yoktu. Artık gitmene izin verebilirim. Suçlu hissettiğim için değildi. Senin olmadığın bir dünyada yaşayamayacağım içindi. Ama demiştin ki... Yalan söyledim. Söylemek zorundaydım. Sen de bana kolayca inandın. Çünkü beni sevmen mantıklı değildi. Ben senin için bir hiçim. Sadece bir insanım. Bela. Benim için çok değerlisin. Her şeyimsin. Artık hizmetinize ihtiyacım yok beyler. Aro seninle tekrar konuşmak istiyor. Kural çiğnenmedi. Yine de bu konuşmaya daha uygun bir yerde devam etmeliyiz. Pekala. Bela, neden gidip festivalde eğlenmiyoruz? Kız da bizimle gelecek. Hayır, canınız cehenneme. Hadi ama baylar. Bu bir festival. Olay çıkarmak istemeyiz değil mi? Kesinlikle. Yeter. Jane. Aro neden uzun sürdüğünü öğrenmemi istedi. Ne derse onu yap. Devam edin. Sen? Korkmuyorum. İyi günler efendim. O insan mı? Evet. Biliyor musun? Evet. Peki neden dönüşmek istiyor, değil mi? Ve dönüşecekti. Ya da ölecek. Kardeşim, birini getirmeye gittin, ikisiyle döndün. Ve bir de buçukluk. Jane, harikasın. Ne güzel bir sürpriz. Bela, Alice'in görüşlerine rağmen yine de yaşıyor. Sizce de harika değil mi? Mutlu sonlara bayılırım. Ah, çok azı mutlu biter. La tua cantante. Kızın kanı ilgini çok çekiyor. Beni susattı. Ona nasıl bu kadar yakın durabiliyorsun?
Tabii ki zor oluyor. Bunu görebiliyorum. Hero bir dokunuşla aklımdan geçen her şeyi görebiliyor. Şimdi her şeyi biliyorsun. Hadi devam et. Gerçekten çok iyi bir ruh okuyucususun, Edward. Yine de Bella'nın düşüncelerini okuyamıyorsun. Büyüleyici. Benim yeteneklerim içinde bir istisna olduğunu görmeyi çok isterim. Bu şerefi bana verir misin? Hiçbir şey göremiyorum. Merak ediyorum da. Bakalım hepimizin güçlerine karşı duyarsız mı? Ne dersin Jane? Hayır. Acı. Devam et Jane. Bu canını biraz acıtabilir. Şaşırtıyor. Şimdi seninle ne yapacağız bakalım? Ne yapman gerektiğini zaten biliyorsun Ara. Çok fazla şey biliyor. Bizim için sakıncalı. Bu doğru. Felix. Hayır. Bizim gibi vampir biri için hayatından vaz mı geçiyorsun? Ruhsuz bir canavar için. Ondan uzak dur. Onun ruhu hakkında hiçbir şey bilmiyorsun. Force.
Neil Vostro. Bruno Waltro. Bu çok acı. Keşke ona ölümsüzlüğü vermek istemiş olsaydın. Durun! Bella bizden biri olacak. Bunu görmüştüm. Onu ben dönüştüreceğim. Daha gerçekleşmeden gördüğün şeyleri görmek ne kadar büyüleyici. Yeteneklerin seni harikulade bir ölümsüz yapacak, Isabella. Ha, git şimdi. Kendini buna hazırla. Hadi şu işi bitirelim. Haydi, her an gelebilir. Ziyaretiniz için teşekkür ederim. Yaptığımız iyiliğe karşılık sözünüzü tutmanızı tavsiye ederim. Çünkü size ikinci bir şans vermeyeceğiz. Güle güle genç arkadaşlarım. Güzel avlanmışsın Haydi. Evet, ağız sulandırıcı görünüyorlar. Biraz da bana ayır. Bu taraftan lütfen. Bir arada kalın. Buradasın. Uyuyabilirsin. Uyandığında burada olacağım. Bella, gitmemin tek sebebi seni bu şekilde koruyabileceğimi düşünmemdi. Sadece normal ve mutlu bir hayatın olmasını istemiştim. Ama çekip gitmen çok kolaydı. Seni terk edip gitmek hayatımdaki en zor şeydi. Sana yemin ediyorum. Bir daha asla yüzüstü bırakmayacağım. Beni affet. Charlie geliyor. Bella. İyi misin? İyiyim. Baba, endişelenmene gerek yok. Bunu son söylediğinde gittin ve seni 3 gün boyunca göremedim. Gerçekten de özür dilerim. Bella. Bunu bir daha bana yapma. Asla. Artık hayatının geri kalanında evden çıkman yasak. Tamam. Teknik olarak kurallarına karşı gelmiyoruz. Kapıdan içeri adım atamayacağımı söylemişti. Ben de pencereden girdim. Beni kolay affetmeyecek. Biliyorum.
peki ya sen? Umarım affedersin. Çünkü sensiz nasıl yaşanır bilemiyorum. Gel buraya. Alice, beni dönüştürdüğünde benden kurtulamazsın. Seni dönüştürmesi gerekmiyor. Valtteri'den gizlenmenin bir yolu vardır. Hayır. Hayır. Ne istediğimi biliyorsunuz. Sizin için zor olduğunu da biliyorum. Bu yüzden aklıma gelen en adil çözüm oylama yapmak. Bela, sen ne dediğini lütfen bilmiyorsun. Lütfen susar mısın? Alice. Seni zaten kardeşim olarak görüyorum. Evet, teşekkür ederim. Ben de evet diyorum. Sürekli seni öldürme arzusu olmaması güzel olurdu. Özür dilerim. Sana yaptıklarım için. İkinizden de özür dilerim. Ve cesur davranıp kardeşimi kurtardığın için sana minnettarım. Ama bu kendim için seçmek istediğim bir hayat değildi. Keşke biri benim için de hayır oyu kullansaydı. Hayır diyorum. Tabii ki evet diyorum. Volturilerle başka bir konuda karşılaşabiliriz. Sen zaten ailemizin bir parçasısın. Evet. Bunu bana neden yapıyorsunuz? Bunun anlamını biliyorsunuz. Onsuzken ölmeyi seçtin. Seçme şansım yok. Oğlumu kaybetmeyeceğim. Charlie için her şeyin kolaylaşması adına mezun olana kadar bekleyeceğim. Edward, beni seni dönüştürmeni istiyorum. Benimle konuşmak istiyorum. Demek hala hayattasın. Seni ondan uzak tuttuğumu düşünüyorum. Düşüncelerimi okumayı kes. Jacob. Biliyorum bana söyleyeceklerim var. Ama izin verirsen bir şey söylemek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben yokken Bella'yı hayatta tuttuğun için teşekkür ederim. Evet. Yoktun. Senin yararın için değildi, güven bana. Yine de minnettarım. Ama şimdi buradayım. Ve o gitmemi istemediği sürece de yanında kalacağım. Göreceğiz. Şimdi konuşma sırası bende. Anlaşmadaki kilit noktayı hatırlatmak istedim. Unutmadım ki. Kilit noktası da nedir? Onlardan biri bir insanı ısırırsa ateşkes sona erer. Peki ya bunu kendim seçmişsem? Hayır. Buna izin vermem. Onlardan biri olmayacaksın Bela. Buna sen karar veremezsin. Sana ne yapacağımızı biliyorsun. Seçme şansım yok. Bela lütfen gel. Bekle. Bana zarar verecek mi? Aklını oku. Jake. Seni seviyorum. Lütfen.
bana bir seçim yaptırma. Çünkü o olacak. Her zaman oydu. Kalacak. Onun adına konuşma. Bela, git buradan. Durun! Durun dedim. Canımı yakmadan birbirinize dokunamazsınız. Haklı. Bizden biri olmamalısın. Tek başıma yapamam. Lütfen biraz bekle. Bana 5 yıl ver. Çok uzun bir süre. Üç yıl. Çok inatçısın. Ne bekliyorsun ki? Tek bir şartım var. Tabii... Seni benim dönüştürmemi istiyorsan. Şartın nedir? Sonsuza dek. Benim de istediğim bu. Evlen benimle Bela.
take